Temmuz ayının son haftası iktidar mensupları Suudi Arabistan'ın Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri kapsayan bir körfez turuna çıkmıştı. O içeriğini bilmediğimiz anlaşmalara imza atılmıştı. Sanayiye, e, savunmadan, sağlığa, yenilebilir enerjiden, uzay endüstrisine birçok alanda 18 tane anlaşma gerçekleşmişti. Yine tam bu ziyaretin üstüne İngiltere'den şaşırtıcı bir açıklama gelmişti. Türkiye ile İngiltere arasında yeni bir ticaret dönemi başlıyordu. Ve İngilizler bu yeni dönem için oldukça heyecan verici diyorlardı. Tarihten de öğrendiğimiz üzere Batı Türkiye'ye karşı bir heyecan duyuyorsa Türk milletin bahtını kara günler bekliyor demektir. Bu heyecan sebebi de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Körfez ülkelerinden gümrük vergisi sıfırlanmış malların ülkemize gelişi şimdiden başladı. Çünkü Temmuz ayında gerçekleştirilen körfez turunda gümrük vergilerini kaldıran ve azaltan anlaşmalar devreye sokuldu artık. O gün bunun ne anlama geldiğini kimse anlamamıştı. Tepki dahi göstermedi kimse. Bir dönem FETÖ'nün finansörü diye manşet attıkları Birleşik Arap Emirliği ile yapılan o 50 milyar dolarlık ticari anlaşma için zafer manşetleri bile atıldı. Bugün ise Birleşik Arap Emirliklerinden gelen binlerce tarım ve sanayi ürünün gümrük vergisi sıfırlandı. Yavaş yavaş neleri imzaladıkları gün yüzüne çıkmaya başladı. Birleşik Arap Emirliklerine vergi kıya geçildi. Yarın ise Katar ve Suudi Arabistan'a yerli vergi kıyakları yapacaklar bunlar göreceksiniz. Türkiye'yi bir emirlik gibi yönettikleri için milletin ne sıkıntısı ne derdi hiç umurlarında değil. Türk çiftçisinin, sanayisinin, üreticisinin, emeklinin, işçinin belini gümrüksüz ithalatlarla daha da bükecekler. Üretme, ithal et diyecekler. İthal edecek paranız yoksa kredi verecekler size. Her verdikleri kredide sürekli yeni imtiyaz isteyecekler. O yüzden körfez ülkeleriyle ticarette bu yeni dönemin 400 yıl önce Fransızlara verilen o duyunu umumiyeye varan kapitülasyonlardan hiçbir farkı yok. O gün Fransızlarla başladı, bugün İngiltereyle. Çünkü körfez ülkeleri diye okunsa da bu işin arkasında İngiltere var. Dünya ticarette yeni bir düzene giriyor. Sermaye ve ticaret yer değiştiriyor artık. Ülkelere iklim krizini bahane ederek 2030 hedefleri getiriyorlar. 2030 yılında yepyeni bir kapitalist dünya kuracaklar. Kurmak zorundalar çünkü küreselleşmeyle ilgili bir takım sorunlar giderek artıyor. Ülkeler arasındaki o serbest ticaretler artık ticaret savaşlarına dönmüş durumda. İklimi ve dünyanın geleceğini bahane ederek yeni bir sistem kuruyorlar şimdi. İnşasına başladıkları bu yeni küresel altyapıyı kuranlar tarafından Türkiye hedef ülke. Fosil yakıt yani petrol kralları olan körfez ülkeleri ise 2030 yılı hedefleriyle kendilerine yeni yatırım alanları arıyorlar. Suudi Arabistan 2030 yılına kadar dünyada 3.3 trilyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de kendi parasıyla kendilerine yeni ülkeler arıyorlar. Arkalarında da tabii yine İngiltere var. Brexit'le Avrupa'dan yolunu ayıran İngiltere, Körfez ilkelerini kullanarak bu yeni ticaret üzerinde pazarını güçlendirmek istiyor. Batı'nın Birleşmiş Milletler ve Davos gibi zirvelerde bahsettiği 2030 için sürdürülebilir kalkınma hedefleri 6 yıl sonra Türkiye'yi gerçek anlamda bir kapitülasyon meselesiyle baş başa bırakabilir. İklim kriziyle getirdiklerini iddia ettikleri bu yeni ekonomik düzende şart koştukları kriterlere uyum sağlayamayan ve üretimiyle birlikte kalkınması engellenen bir Türkiye, üretme, dünyaya zarar verme anlayışıyla başka ülkelerin pazarı haline dönüşebilir. Sonuç Türkiye ile ticarete heyecan duymaya başlarlar. 2000'li yılların başında Avrupa Birliği Türkiye'yi hendek ülke olarak tanımlamıştı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tüm Orta Doğu ve Afrika'dan gelen göçler bizim bedelli kanla ödediğimiz bu topraklar üzerinde durdurulacaktı. Ve bunu Türk milletine kabul ettirecek bir taşeron arıyorlardı o dönem. İşte o taşeron AK Parti iktidarıydı ve 6 milyar euro karşısında. Evet sadece 6 milyar euro karşısında hendek ülke olmayı kabul etti. Şimdi ise aynı AK Parti iktidarı körfez ülkeleriyle içeriğini bilmediğimiz ticaret anlaşmaları imzalayarak ülkeyi İngiliz pazarına çevirmek istiyorlar. İngiltere'nin arka bahçesi olan Birleşik Arap Emirlikleri şimdiden 2030 yılına kadar Türkiye'de 25 bin yeni iş kolu oluşturmayı planlıyor. Yatırım altında Türk milletine efendi olmaya geliyorlar. İngilizler bu yüzden Türkiye ile 2024 yılında imzalanacak o serbest ticaret anlaşması için çok büyük heyecan duyuyorlar. Körfez ilkeleriyle yapılan ticaret anlaşmaları da buna eklendiği zaman Türkiye İngiltere'nin serbest pazarı haline gelecek. Bugün bile Türkiye ekonomik olarak ne kadar bağımsız sorusuna cevap arıyoruz. Böylesine tavizkar ekonomi politikaları devam ettiği sürece ekonomide ne kadar bağımsız sorusuna 30 yıl sonra İngilizler cevap vermiş olacak. Buna seyirci kalmamız beklenemez. Her adımlarını her içeriğini gizledikleri anlaşmaları tek tek ifşa edeceğiz. Biz iyi Parti olarak Türk ekonomisini sömürgeci hiçbir zihniyete asla ve kata yem etmeyeceğiz.